Patres. Akşamlar değerli basketbol severler. Pota'nın nabzında yine bir perşembe akşamı sizlerle birlikteyiz. Gecikmeli biraz yayına girdik. Yaklaşık 45 dakika sizlerle birlikte olacağız. Ve tabii ki bu akşam vakıflar tekerlekli sandalye basketbol takımını konuşacağız. Ve koçu sevgili Hasan Serbulent stüdyomuzda ve yine Engelliler Spor Federasyonu Başkanı sevgili Ahmet Akdeniz stüdyomuzda. Tonguç Kotak'ta. Sevgili partnerim, o da stüdyoda. Hoş çok geldiniz. Çok beyaz gördüm istiyorum. Sizi bugün. Evet, beyazların içinde beyaz bir sayfa açıyoruz değil mi başkan? Evet. Evet. 28 Ekim. Siyah tabii. Sen zaten hep siyahsın. Hep içimizi karardın sevgili Tonguç. Evet, 28 Ekim. Lig start alıyor. İyi bir takım oluşturduğumuz yönünde bilgiler var. İnşallah ilk maçta İstanbul'da Pendik'le ardından Beşiktaş geliyor buraya. Önce bir takımla ilgili nasıl çalışma yaptınız, nasıl bir süreç geçti, transferler, oluşturulan kadro, hocadan da bilgi alacağım. Önce seninle başlayalım başkan. Öncelikle iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ekranlar başına bizleri izleyen spor severlere de buradan sevgi ve saygılarımızı iletiyorum. Bildiğiniz gibi tekerlekli sandalye basketbol takımımız Türkiye Süper Ligi'nde bu yıl mücadele edecek. 15 takım arasında iki grup halinde bu yıl bir düzenleme yapıldı. A ve B grubu şeklinde. Biz B grubunda Fenerbahçe, Beşiktaş, Bağcılar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rehabilitasyon merkezi takımı, Ordu Büyükşehir Belediyesi. Bütün büyük takımları çektin başkan, tebrik ederim seni. Evet, yani. Bir İzmir'den Galatasaray'a kaldıydı. Ama grubumuz oldukça güzel bir grup. Burada ilk dörde kalanlar playoff oynayacak. Bu yılki hedefimiz de o doğrultuda. Diğer dörtle mi oynanacak bu playoff 8 evet, takımı? Evet, evet. Bildiğiniz gibi. Playoff üsülü mü olacak, lig üsülü mü? İlk önce gruplarda maçlar, sonra playoff. Playoff. Çapraz eşleşme. Yani o dörtler playoff. Evet, ilk dörde kalanlar çapraz eşleşmeye girecek. Bildiğiniz gibi geçen yıl birinci ligdeydik. Evet. Maalesef bu acı yaşanan depremden dolayı 6 Şubat'ta ikinci devre maçlarını oynayamadık. Grubu ikinci tamamladık aslında. Ama bizim orada eğer normal bir süreç devam etmiş olsaydı şampiyon çıkacak şekilde. Çünkü üstümüzdeki takımı da birinci devre yenmiştik. İkinci devre daha da iyiydik. Ama öyle bir talihsiz olaydan dolayı maçlar oynanamadı. Lig o şekilde tescil edildi bizim ligimiz. Bu yıl işte Süper Lig'de oldukça yoğun bir çalışma temposu içerisinde. İki İran'dan arkadaşla takviye ederek takıma. Çünkü bir Süper Lig malum bildiğiniz geçen gibi. Geçen yılki Iraklı da duruyor. Evet. O genç milli de evet, duruyor. Evet. O çocuklarımız duruyordu. Onlara ek olarak iki tane daha İran'dan arkadaş getirdik. Bunlar da gerçekten takıma olan uyumları ve takımın içerisindeki performansları görünüyor ki takımın şeyini yukarıya çekecek durumda. Zaten koçumuz ilerleyen dakikalarda daha da böyle teknik konularda size bilgi verecek. Bizim buradaki hedefimiz bu yıl ilk dörtte girip grupta playoff oynamak. Hemen akabinde biliyorsunuz Avrupa kupalarında da yer alacağız. 7-10 Mart tarihlerinde. Bu yıl yine İtalya'nın Reggio Calabria şehrinde düzenlenecek Avrupa olan. Avrupa kupası maçlarını biz neyi kazanarak hak ettik? Bu işte Türkiye Süper Türkiye Ligi'nde elde ettiğimiz başarılardan dolayıdır. Genel olarak puanlamak. Evet, genel olarak orada puanımız da iyi bizim. Evet, yıllardır katılıyoruz. Yıllardır orada yer alıyoruz. Yani ülkemizi orada en iyi şekilde temsil ediyoruz. Bir önceki yıl 2022 yılında yine İtalya'nın Sardunya Adası'nda
Euro Cup 3'e katılmıştık. Orada da gerçekten ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Yani bu ekonomik koşullara rağmen. Çünkü ve Covid kuralları da çok yoğundu o dönem. Yani çok daha sıkı bir şekilde uygulanıyordu. Oraya transferimiz işte aşıydı, her gün Covid testinin yapılması gibi. Ama yine de orada bulunduk ve en iyi şekilde ülkemizi temsil ettik. Bu yılda yine grubumuza Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ev sahibi ve bizimle birlikte 5 takımın yer alacağı ve hemen arkasından İspanya'nın Valladolid şehrinde düzenlenecek finallere katılma hedefimiz olacak. Orada da böyle bir hedefimiz var. Takım oldukça birlik bütünlük içerisinde. Ana sponsorumuz Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin desteğiyle yine bu yılda devam ediyoruz. Yani, yeterli oluyor mu başkan yoksa kaynaklar da yaratıyor musunuz? Tabii ki yani sağ olsunlar bize vakıflar ne veriyor? İstediğimiz tüm taleplere biz yanıt aldık orada açıkçası. Yani sporcularımızın harcırahından tutun işte Türkiye'deki konaklama, yemek, buradaki işte eşofman gibi tüm şeylerini sağlıyor vakıflar idaresi. Bu anlamda kendilerine de yönetim kuruluna ve Profesör Doktor İbrahim Fadıl Benter'e de huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Gerçekten bu tekerlekli sandalye basketbolunun yani sürdürülebilir olmasına koyduğu katkı oldukça önemli bizim transferlere. Için. Transferlerin de harcırahını o yönde sağlıyoruz. Vakıflar sağlıyor onu da. Yeterli oluyor o zaman vakıflar. Evet yani şu an bizim ana yükümüz çekiyor. Tabii biz bunun yanına işte Turkcell'den iletişim sponsorluğu, işte Anadolu Sigorta'dan yurt dışındaki seyahat sigortaları ve bunun gibi çeşitli firmalardan, Ezic'den bu çocuklarımızın günlük yemekleri, işte Sener Limited'den. Transferlerden bahsediyorum. Evet, hem transferlerden hem işte su ihtiyacımızı Sener Limited antrenmanlarda ve maçlarda sağ olsunlar ciddi bir katkı koyuyor bize. Yani biz yeni bir sponsor daha var. 1 Kasım'da imzalayacak. Evet, buradan onun da duyurusunu yapalım. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu da maçlarımızı bu yıl canlı verecek. Geçen gün Sayın Müdürümüz Meryem Hanım'la yapmış olduğumuz ön görüşmede o konuya oldukça duyarlı bir şekilde yaklaşarak çarşamba günü kısmetse onun bir protokolünü yapacağız. Tunguşlar rengi düzelttim tamamdır. Yani tamamdır. Bizim aslında hiçbir... Protokolü de imzalayıyorum bak. Yani aslında Tonguç abine bizim hiçbir sorunumuz bardağı yoktu. Bardağı vermedim şimdi yani, aramız bozuldu. Yani biz alacağız gerçi bardağı da. Yani bu noktada ben kendisi her zaman bir büyüğümdür. Yani ben geçen seneleri 10 dakika önceki seneyi hatırlıyorum. O küme düşüren seneyi. Evet. Yani Ahmet Akdeniz ben olsam herhalde istifa ederdim. Seneyi dayandık. Ya bizim hukukumuz Tonguç abiyle bugünlere dayanmıyor. Biz onu her zaman bir büyük gördük. Her zaman bir yöneticimiz olarak gördük. Benim ona asla bir saygısızlığım söz konusu olamaz. O her zaman... Biz camianın çocuğu. Evet. Yani dolayısıyla... Ama çok acımasız kabul et. Yani ya şimdi buradadır diye gülme kendine sevgili zaman Akdeniz. Zaman olsa da biz onu seviyoruz ama. Yani hiç o konuda şeyimiz olamaz. Dediğim gibi yani güzel bir birlikteliği içerisinde yeni sporcularımız da var, genç sporcularımız da var. Dün akşam da... Camiayı kucaklamak çok güzel bir şey. Tabii. Dün akşam da Lefkoşa Merit Hotel'de, onlara da teşekkür ediyorum burada Mine Hanım'a. Bir sezon öncesi yönetim kurulu, sporcu ve aileleriyle birlikte bir güzel gece geçirdik. Ama bunları basına da servis etti başkan. Yani yaparsanız içinizde kalır. Yani evet. En büyük sorun yani o. Spor evet. Kamuoyuna bilgilensin bunlardan. Hiç kimsenin haberi yok. Bu, İtmanlardan, çalışmalardan değil mi hocam? Doğru söylüyorsun. Bu noktada da bir daha profesyonel bir çalışma içerisine girdik. İnşallah bu sosyal medya gerek işte basınla olan şeyimizi daha da güçlendirip konuyu daha da kamuoyunun bilgisine getireceğiz. Çalışmalarımız yönetim kuruluyla yoğun bir şekilde devam ediyor. Amacımız hem bu tekerlekli sandalye basketbolunu bulunduğu yerden daha iyi bir yere çıkarmak, daha çok bireyi bu işe dahil etmek. Tabii. Bunun yanında da alternatif sporlarda. Bunun için hem görsel hem yazılı basına ihtiyacınız kesinlikle, var. Kesinlikle katılıyorum. O yönde biraz eksiklerimiz var.
bunları artıracağız. İşte sizlerin de destek verecek olan sağ olsun. Hem camiye destek vermiş olur hem de bu işin sorumluluğunu almış olur. Ben aranızı bulayım burada bu konuda. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Her zaman destek veririz. Tamam. Sağ olsun Tonguç abi bu konuda. Olay kapanmıştır sevgili başkan. Bu kadar. Yeşim Hanım'a da buradan teşekkür ediyoruz gerçekten. Bizi Yeşim, de izliyor kendisi. Tunceli Hanım da bize bu konuda sürekli istişare halindeyiz. Zaman zaman programına da çıkıyorum. İstişare ediyoruz yani takımla ilgili sürekli haber alıyor. Haberleri işte Berete de servis ediyor. Ama dışarıda da basın var. Tabii ki. İşte bu önümüzdeki günlerde spor yazarlarıyla da böyle bir protokol geliştireceğiz. Dernekten yapman lazım. Evet ve daha da bunu oralarda görünürlüğünü, kamuoyunda görünürlüğünü, bilinirliğini artırmak da fayda var. Haberlerin çıkması için dernekle protokol yapmana gerek yok ki. Yani onların daha çok işte köşe yazılarında. Başka konularda protokol yapacaksanız o ayrı bir konu. Tabii ki. Şeye mesela bir spor yazarının da takımla beraber yurt dışına seyahat etmesi, orada görmesi, kalem alması bizim açımızdan geçmiş yıllarda olduğu gibi yani onu yeniden kazandırmayı hedefliyoruz. İyi bir düşünce, güzel bir düşünce. Hocam sana dönelim. Yıllarda takımın başındasın. Kaç sene oldu? Çok sene oldu. Sayamadım hocam. Çocukluğundan beri. Yani benim zaten bu camianın herhalde 93. 30 sene oluyor. 10 yaşından beridir camianın içerisindeyim. Çocuklukta başladık. Onlarla beraber bindik, oynadık. Üniversite çağlarına geldiğimizde işte eğitimlerimizi aldık sevgili Orçun hocamın yanında yardımcı antrenörlük yaptık. Sonrasında takımı devraldık. Arada gel gitlerimiz arada oldu ama. Arada Gökmen Hoca oldu. Arada benim gel gitmelerim oldu. Gökmen Orhun Hoca oldu. Öyle mi? Tabii Orhun antrenörü. Orhun Hoca oldu. Ama uzun yıllardır sensin, biz de bu işin içindeyiz. Peki ne vardı geçtiğimiz sezondan eksiklik? Nasıl bir plan koydunuz başkanın önüne? En büyük eksikliğimiz neredeydi? Neler transfer ettiniz takıma? Ya, çünkü izleyicilerimiz de bilsin. Bir de sizde ilk beşte puanlama, sayı puanlama, puanlama önemli. Var. Kesinlikle. Biz de diğer bench'te bekleyen oyuncuları da işin içine katabilmek için rotasyonu tamamlayacak. Yani rotasyonda daha fazla oyuncu oynatabileceğimiz iki tane arkadaş getirdik. Biri 3 puan, biri 2 puan. Bir tane genç bir oyuncu daha getirdik. Mevcut puanı 2 ama 1 puan olarak oynayacak. Bu da oyun içerisinde rotasyonumuzu sağlayacak. Antrenmanda gördüğüm çocuk. Evet, giren çıkanı çok aratmayacak bir şekilde getirdik takımı. Takımdaki hava şu anda çok iyi. Yani uzun yıllardır sanırım oyuncu anlamında en iyi havayı... Murat kilo mu aldı? En iyi havayı yakaladık gibi. Öyle hocam, böyle. Murat kilo mu aldı? Yoksa... Yok. Bunu ben çektim, bu görüntüleri benim çektim. Takımın en iyi oyuncusu. Murat takımın %50'si. Evet. Sağ olsun. Biz var Fenerbahçe'de onun yapacak. Onu geri getirmek lazım bir noktada. Devam edelim hocam. Dediğim gibi rotasyonu tamamlayacak oyuncular getirdik. Bu yılda hava gerçekten son zamanlardaki. Ben herhalde geçen gece başkanla da aynı şeyi konuşuyorduk. 10-15 senedir gördüğüm herhalde en iyi havadır şu andaki takımın havası. Allah bozmasın. Bu havayla sanırım güzel işler yapacak. İnsan şeyi hissedebiliyor. O takım içerisindeki havadan ne olabileceğini hissedebiliyor. Geçen yıldan örnek vereyim. Geçen yıl lige başladık. İlk maç tarihsiz bir şekilde yenildik ama 89 sayı atıp yenildik. İkinci maç burada aldık. Üçüncü maç deplasmanda gene yenildik. Şimdi başkanla ve Saadettin Çakas'la yöneticiyle uçakta giderken konuşuyoruz. Hoca diyor ne oluyoruz falan filan başkan. Dedim merak etme. Bir daha yenilmeyecek. Bir daha kaybetmeyecek bir maç. Nasıl bu kadar eminsin? Dedim o hava var. Yani bir daha biz maç kaybetmeyecek ve yenildiğimiz takımları da burada yenecek. Ki nitekim öyle oldu. Bir daha ondan sonra maç kaybetmedik. İlk yenildiğimiz takımı burada farklı yendik. Şu anda da o hava hissediliyor takımda. Yani bu takım iyi bir takım. Beraber oynayan karakterli bir takım. Umarım ilk maçta da bunu Pendik'le... İlk 4 haftada çekebileceğin en kolay kurayı çektin bana göre. Evet Pendik arkasına Beşiktaş maçımız var burada. Ama Beşiktaş eski Beşiktaş değil ama yine de Beşiktaş. Yine de Beşiktaş tabii ki. Arkasına Ordu maçımız var. Ordu deplasman. Ordu deplasman zor bir deplasman.
Bakalım kısmet. Yani bu grupta Bursa'da geçtiğimiz sezon maçınız oradaydık biz. Evet. Evet, orada ilk maçımızı yenilmiştik, evet, hatırlıyorsanız. Yani 89 sayı atıp, evet, yenildiğimiz maç. Evet. O yüzden Göçebe oyunlarındaydık, evet, evet, birlikte. Orada da bazı problemlerimiz vardı işte. Takım daha yeni oluşmuştu. Dedik 3. maçtan sonra bu takım yenilmeyecek ve o hava da vardı zaten. Yenilmedi zaten bir daha. İnşallah bu yılda öyle bir havayı yakalarız. Biliyorsunuz bu işler antrenmanın yanında o takımın galibiyet havasını yakalamasıyla da alakalı çok. Özgüven tabii kazanma çok alışkanlığı çok önemli. O yüzden Pendik maçı ilk maç bizim için önemli. İnşallah alnımızın akıyla çıkarız. Pendik'ten başlarsak analiz ettiğinde nedir durumu? Geçmiş yıllara nazaran Pendik şu anda daha iyi bir takım oluşurdu. Geçen yılda Beşiktaş'ta oynayan Volkan'ı transfer ettiler. 3 uzun 2 kısayla oynuyorlar. Ama onlarda da benim dışarıdan izlemim rotasyon problemi var. Güzel bir maç olacak. Pendik'te, Beşiktaş'ta da geçen sene seyrettiğimde Beşiktaş'ı da 6,5 oyuncuyla oynayan bir Beşiktaş, evet, var. Evet. Yani arkası gelmeyen bir ekip var. Bu yılda gördüğüm kadarıyla 9 kişilik bir takımları var. Ve genel rotasyon konusunda bir sıkıntıları var. Ama Beşiktaş yani. Ya değil mi? Aldı Beşiktaş. Fenerbahçe'yi saymıyorum yani bu grubun. Nasıl bir bilgi alma ağınız var hocam, merak ediyorum. Bu rakiplerinizle ilgili. Sosyal medya üzerinden işte kendi paylaştıkları fotoğraflardan, antrenmanlardan izleyebildiğimiz kadarıyla, işte tanıdığımız arkadaşlardan, dostlardan, hocalardan konuştuğumuz kadarıyla aldığımız bilgiler. Anladım. Peki takımın bu seneki, az önce başkan söyledi ama takımın koçu sensin sonuçta, oyuncularla birebir yaşayan, onlarla çalışan, bir şunu sormak istiyorum, yeteri kadar idman şansı, saha durumu nedir, bunları merak ediyorum. Bir de tam olarak hedefimiz ne olacak bu sezon? Biz bu yıl sahayı boş buldukça antrenman yapıyoruz. Herhalde geçen hafta full 6 gün yaptık, pazar günü hariç. Bu hafta pazartesi hariç 3 gün, salı, çarşamba, perşembe. Aşure günleri başlasın. Antrenmanımızı yaptık. Dediğim gibi biz, başkan da dedi az önce, bizim hedefimiz ilk önce playoff oynamak. Playofflarda artık karşı gruptan hangi takım gelecek, ona göre daha üst sıralara çıkmak. Öbür tabii birinci grubu bir bitirmek çok önemli değil mi? 1-4 mu oynuyor? Şöyle 1-4 oynuyor. Yani 1-4, 2-3. Gördüğümüz çıktığın anda diğer grubu gördüğümüz kadarıyla işte ligi 4. bitirirsen Galatasaray'la yani oynuyorsun. 3. bitirirsen oradan İzmir. Ya İzmir ya Antep. Antep de bu sene çok iyi bir takım katlı kurdu. Fener var bizim grupta. Bizde Fener, Beşiktaş. Favori Fener gözüküyor herhalde değil favori mi? Favori Fener gözüküyor. Arkasından Beşiktaş, biz, Bağcılar, Pendik. Bu yarışın içinde olacak. Bakalım. Demek ki çekişmeli geçecek. Çekişmeli, kesinlikle, çok kesinlikle. Antep'te şey var. Özgür Deniz. Evet. Özgür Deniz. İyi katlı. Oralara gidiyor. Samet orada. İyi bir katlı kurdular. Ya adı Galatasaray. Zaten Galatasaray'da bu sene geçen yıl Fenerbahçe'de oynayan İranlı oyuncuları transfer etti. Onlar iyi adamlardı. İyi bir kadro kurdu Galatasaray'da. Nerede de mi İranlılar var? Yeni İranlılar. Fenerbahçe'de yeni İranlılar var. İbo zaten orada. Efe Türk gitti oraya. İzmir'den Ahmet Efe Türk gitti. Yani yine. İzmir zaten altyapıdan çıkarıyordu. Evet yani, evet. Onların altyapı çalışmaları çok güzel. Çok güzel onların. Peki ama o şey kalmadı. Bizim nasıl o zaman? Bizden de bahsedelim biraz. Altyapı da bizde durumda. Bizim geliyor mu alttan? Geliyor. Bölgelerden bulabiliyor muyuz oyuncu? Talep var mı? Tahir İstek hocam, var mı? Yani bu da çok önemli bizim için. Hocam da daha iyi bilecektir ama yani kişiyi bu alana ikna etmek, yani diğer sporlardan farkı bu zaten bu işin. Yani tekerlekli sandalye basketbolunun. Hem engelli olacak kişi hem de sporu sevecek. Yani bu iki şeyi bir arada getirmek çok zor. Mesela diğer spor branşlarında çocuk ilkokuldan ortaokul, lise, okulda da görüyor ve yapıyor. Ama bizde öyle gelişmiyor. Bizde engelli olacak kişi. Evden çıkarmak zorunda. Evet, yani bunu ve ikna edeceksin. Yani işte buna işte böyle bir spor yapacağını ve buna çok meşakkatli bir süreç. Peki var mı böyle kişiler? Tespitiniz var yani mı? Yani şu aşamada iki tane çocuk var bizim
yeni gelen Samet ve Selim isminde iki çocuk. Gerçekten bu çocuklar yani ileri vadeden bir çocuklar. Yani gelecekte bu takıma meraklılar ve bu takımı taşıyacak çocuklar olacaklar. Ve puanları da oldukça iyi. Peki getiremediğiniz var mı? Tespit edip de getiremediğiniz söylediklerimiz var. Yani, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürler Derneği'ne gelen çocukları görüyorum ben. Ama gerçekten bu multidisipliner bir şey ister. Yani psikoloğu, yani sporla işte bizler giriyoruz devreye ama bizlerin de çok çeşitli alanlara bölündüğümüz için çok odaklanamıyoruz adamlara. Bu noktada işte biz ailelerin desteğine ihtiyacımız var. Gelmezler, ne yapayım der. Ama diyoruz ya bu çocuk gelirse burada hayatı bu noktada değişmeye başlayacak. Ve iyi olması da buraya katıldığı oranda... Peki başkan, şu yönümüz eksik, burayı tamamlarsak evet, bu çocukları buraya kanalize edebiliriz dediğiniz bir nokta yok, var mı? Yani varsa bu yöne de biraz çalışın. Evet, kesinlikle. Yani bu altyapı noktasında ciddi bir çalışma peki gerekiyor. Peki sevgili başkan, şu anda çok meraklı, çok iyi bir çalışma ve sosyal gönüllülük bakanımız Sadık Erdoğan'ın. Evet. Yani sağ olsun, sporu da seven. Bu çocukları... Eski voleybolcu. Eski voleybol hakemi, voleybolcu. Yani ona giderek bu engelli camiasını tekrar bir tarama yapmak, devleti de işin içine sokarak bu çocukları kazanmak daha kolay değil mi? Yani çok güzel bir öneri. Yani bu noktada tabii ki bunları değerlendireceğiz ama dediğim gibi yani burada hem kişiyi ikna edip hem ailesini ve bu yolda da şeyi sıkıntılarımız da var. Yani salon sıkıntımız da var. Yani paralelinde yani koşan bir yarışmacı bir takımın yanına bu çocukları yanaştıramazsın. Başka bir antrenör ister, başka bir zaman ister çalıştırmak için. Kesinlikle. Yani bu noktada gerçekten çok şey yapman, efor sarf etmen gerekiyor. Ve kullandığın malzemeler yani bir tekerlek sandalyenin bugün minimum maliyeti 3500 euro. Bu yani çocuğu dahil ediyorsun 3 gün sonra ben gelmiyorum dediğinde yani 3500 çünkü kişiye özel bir malzeme ve gelip ölçüleri al yapılan o kişiye göre yapılan. Başkası kullanamıyor. Yani kullanır ama çok verimli olmaz yani. Evet. Onun ayarında bir çocuğu işte kilosu, boyu, engel seviyesi. Neredeyse heba olup geliyor. Evet yani bu da çok önemli. Mesela geçmiş yıllarda oldu. Yaptırdığımız bir çocuk mesela bugün gelemiyor. Çok uzakta ilk şey. Sandalye alımı da Mustafa Çelik rahmetli Mustafa Çelik döneminde rahmetli babamın Berat'e müdürü olduğu dönemde Berat'in yaptığı kampanyayla 12 evet, tane sandalye alındı. Evet evet evet. İlk yeşil sandalyeleri hatırlarım. Sarılardan yeşillere geçti. RGK'den alınmıştı. Tabii ki artık Türkiye bunu gerçekten güzel yapıyor evet, ve ihraç ediyor artık Türkiye. Bu noktada yani erişilebilir oldu artık bizde o malzemelere yani çünkü 5000 sterlin İngiltere'deki. Aynen öyle. Türkiye'de şu an 3000 euroya, 3500 euro bandında ulaşabiliyoruz. Yani dediğim gibi ama güzel bir noktaya değindin Tahir. Teşekkür ediyorum. Yani işte bu noktada hedefimiz bunları çoğaltmak olacak. Yani mutlaka, bu ne kadar bu çocuklar dahil edebilirsek gerçekten hayatlarını değiştiren bir araç bu yani spor. Yani bu konuyu 1-1,5 sene önce yine konuşmuştuk seninle evet, sevgili başkan ama evet, belli ki bu konuda bayağı zorlanıyorsun. Demek evet, ki bir malzeme, daha iyi bir ekip kurman gerekiyor yanına bu konuda. Yani işte yalnız başına da olmuyor, hak veriyorum sana. Yok, ekibimiz bu noktada çok iyi, yönetim kurulumuz da. Dediğim gibi buna paralel... Yönetim kurulu başka bir şey. Evet. Bu çocukları kesin kazanmak için daha farklı bir ekip oluşturmak gerekiyor yani diye düşünüyorum. Hasan Hoca'nın yanına artı yeni bir antrenörler kazanıp yeni bir yerde bu çocukların de, yapması evet, lazım, çalışmaları lazım. Çünkü yani mesela uzak bir bölgedeyse uzak bölgede antrenörler kazandırıp mesela Mausa evet, bölgesi, Güzelyurt evet, bölgesi. Yani 3 tane olsa 3 tane, 4 evet, tane olsa 4 tane. Yani İlli Lefkoşa'ya taşımak da zor, gerçekten evet, zor. Evet, ama o bölgelerde antrenörler belirleyip o çocuklarımızı o bölgelere taşıyıp bireysel idmanla da bunlar gelişebilir, bu işi sevebilir, kendini geliştirebilir. İki tane çocuk, iki tane çocuk sevgili evet, başkan, çok önemli. Hasan Kortay döneminde güvenlik komutanlığından iyi bir ilişki yapılıp araba alındıydı, evet, minibüs alındıydı. Onun durumu? Tabii tabii, şu an minibüsümüz çalışır durumda. Güvenlik kuvvetleri komutanlığı tarafından yine periyodik bakım ve servisleri yapılıyor. Mesela yarın yurt dışına çıkacağız, o arabayla gideceğiz.
Yani bugün gerçekten önemli bir ihtiyacı karşıladılar bize. Yolculuk yarın. Tabii yani. Evet, yarın sabah kısmetse 8.25 uçağıyla İstanbul'a gideceğiz. Dönüş maçtan sonra. Evet, çünkü bir gün önce gidiyoruz ki deplasmana, çünkü sporcunun dinlenmesi yorulur, gerekiyor. Tabii. Yorucu bir süreç, in yorulur. Bin dolayısıyla önemli de bir maç, sezonun ilk maçı. Planlamalarımız hep bu yönde. Sağ olsunlar, bu olanağı da bize Kıbrıs Vakıflar İdaresi sağlıyor. Çünkü otel konaklaması, işte oradaki yemek ihtiyacı gibi bu noktada destekleri olduğundan bir gün önceden gitmenin takım açısından faydalı olduğunu değerlendiriyoruz. Yani protokolü imzaladıktan sonra Bayraklı Televizyon Kurumu'yla belki playofflar, belki playofflar, hem içerideki hem dışarıdaki maçlar da imkanlar dahilinde bilemiyorum. Bunu, canlı yayın alabilir diye düşünüyorum. Tabii, bunu da işte o gün Meryem Hanım'la da görüşmüştük zaten bu konuyu. Öyle bir şey de yapılabilir tabii ki. Bu nokta yani Türkiye'deki tıpkı yakında maç, onun evet. Avrupa maçlarını yayınladığımız gibi. Evet, 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 onu örnek gösterdi zaten bize de ilk etapta. Tabii ya, bunlar niye olmaz? Çünkü bunu insanların daha çok görmesi, daha çok bilmesi, engelli bireyin de çok önemli. Daha, sizin oyuncu kazanmanız zaten en büyük herhalde. Sıkıntımız 97'den beri Türkiye Ligi'nde oynayan bir takımın maalesef bizim çevremizdeki insanlar dışında bilinmemesi. Yani ama çok büyük acı. Kusura bakmasın, gelen geçen başkanlar da basınla ben gerekli koordineyi sağlamadığınızı düşünüyorum. Yani bakın, Süper Lig'e hazırlanıyoruz. Grubumuz belli. Yani küçücük haberin dışında kaç itman yaptınız? İtmanlar kız nasıl geçti? İşte akşamki bir yemek gibi bir haber herkes. Evet. Ya bu konuda size de büyük görev düşüyor. Çünkü basının durumu ortada, muhabir sayısı ortada. Bu konuda birçok federasyon zaten kendi maçlarını, organizasyonlarını, etkinliklerini hep kendileri servis ediyor basına. Bu konuda sevgili başkan, senin de bir adım atman gerekiyor. Bu yıl öyle bir gerek Yeşim, gerek Tonguç, içinizden çıkan biri. Antrenmanları da izliyoruz. Maç haberi de veriyoruz. Yani ben genel kapsamda konuşuyorum. Şu anda profesyonel bir ekiple zaten görüşüyoruz bu sosyal medya tamamen onlara bırakıp görünürlüğü arttırmak açısından. Çünkü altyapı ve görünürlük gerçekten 97'den beri Türkiye Ligi'nde oynayan, Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle, Beşiktaş'la resmi maç yapan, Avrupa'ya maçlara giden bir takımdan Türk halkının, Kıbrıs Türk halkının çoğunun haberi yok. Doğrudur. Bu acı aslında. Türkiye Ligi'nin kurucusu oldu. Evet. Tabii ki yani buradaki takımın çok büyük etkisi oldu Türkiye'de bu sporun gelişmesine. Kesinlikle. Bugün baktığımızda işte milli takımda işte Orçun Kamal'ın bugün Avrupa Tekelek Sandalye Basketbol Federasyonu yönetim kurulunda yer alması bu olguların getirdiği sonuçlardır. Böyle bir, Allah rahmet eylesin. Mustafa Çelik'i burada rahmet, minnet ve şükranla anlıyorum yine. Faruk abiler, yani onlar olmamış olsaydı bu işi bugün bu spordan söz edemezdik. Yani 33 federasyondan biri olamazdı burada. Ve onların kurduğu ve bugün ve o yıldan bu yıla hiç durmaksızın devam eden bir faaliyet. Ve Türkiye'den buraya düşün, her yıl 12 tane takımın gelip bu ülkede spor yapması. Yani sadece spor değil, turizm bacağı da önemli bu spor turizmi açısından. Futbolda Fenerbahçe, evet. Beşiktaş gelmez. Burada evet. Fenerbahçe, evet. Beşiktaş gelir. Evet. Daha yani, sonra gelir. Ülkenin tanıtımı noktasında, yani Avrupa kupalarında da yer alması da yani birçok şeye hizmet ediyoruz biz aslında. Altyapıya daha çok eğilmeniz gerekiyor. Kesinlikle ona katılıyorum. O noktada eksiğimizin yani farkındayız. Geri kaldığımız belli. Kesinlikle katılıyorum. Böyle güzel kaliteli takımımız var. Sizler bu işlere gönül verdiğiniz, emek harcıyorsunuz. Görünür kılmak, okunur kılmak çok önemli. Kesinlikle katılıyorum. Sevilmesi, daha çok izlenilir olabilmesi çok önemli. Bizler elimizden geldiğince destek veriyoruz yıllardır sizlere ama sağ olun. Bu bakın biz bile bunlardan geri kalabiliyoruz yani. Evet. Ben hep şey örnek veriyorum, yani ülkeler yaptıkları sporlarla çok az anılır. İşte Amerika dediğinde futbol gelmez akla, direkt NBA'ye gelir. Hani ne için KKTC dendiğinde tekerlek sandalye basketbol gelmesin? Çünkü dışarıya açılan bir takımımız var. Tek. Tek bir takım. Aslında yani bir devlet politikası haline getirip bu takımı daha da ön plana çıkarıp Kuzey Kıbrıs denildiğinde tekerlekli sandalye basketbol takımı %100 orada var. Gerçek Avrupa'da ya ben geçiyorum işte diğer branşlar, şimdi isim vermek istemiyorum kimsenin gücüne gitmesin.
organizasyonlara Avrupa Şampiyonası diyebiliyoruz diğer branşlarda ama bu tamamen gerçek. Evet. Yani bir şey değil yani bir Atom Cup mesela değil yani bu. Birebir Avrupa Şampiyonası. Birebir yani. Yaşayanlardan biriyim. Evet. Avrupa kupalarında. Bir de IWBF'in yani resmi lisanslı oyuncular takımdaki. Aynen oyuncular. Öyle. Yani Avrupa'nın her yerinde o lisansla oynayabilecek oyuncular. En önemlisi bizim bayrağımızı taşıyor. Kesinlikle. Evet, KKTC, Vakıflar, Tekerek Sandalye Basketbol takımı diye geçiyor. Aynen. Avrupa'da. Geçen sene bir skorboard'a atmıştım Tonguç abiye. KKTC, Vakıflar diye yazıyordu. Diye yazıyordu skorboard'da yani İtalya'da. Gerçekten bunu bilenler öneminin ne kadar yüksek ve değerli olduğunu görüyorlar. Bilenler değil, hepsine bildireceksiniz evet. Sevgili Ahmet. Biz de yani dediğim gibi yani bu noktada eksiğimiz var. Bunu gerçekten daha da sıkı eğilip. Bu konuyu... Ama gene 1,5 sene geçmesin aslında. Hallederiz. Sağ ol Tayyip. Yani seviyoruz seni gerçekten. Takdir ediyoruz ama. Sağ ol. Bak 1,5 sene önce konuştuk. Altyapıyı evet. Geldik. 1,5 sene geçmiş üzerinden değişen bir şey yok. Evet. Bu yani, çok önemli. Yani anlıyorum işlerin yoğun. İşlerin yoğun muhakkak. Evet. Çok aktifsin onu da evet. Biliyorum. Ama bunlar da bu da önemli. Yani, çok yok. Yani kesinlikle katılıyorum. Yarışmacı bir takımda altyapıdan oyuncu yetiştirmek çok zor. Yani bir antrenörle olacak iş değil o iş. Yani şey ikinci bir antrenör, üçüncü bir antrenör yaparak söyledim. Bunun yanında işte dediğim gibi yani bak savunma şey yapmak istemiyorum da. Yani vardır sorunlarınız vardır. Salonun ayrı bir salonun olmayışı. Yani bu da çok önemli bir nokta. Çünkü orada gelen... Pandemi hastanesinin yerini verdik. Yani çeşitli almadık yerlerden yeri. Geldiği için onları sürekli orada bir spor fabrikası gibi. Bugün Gökmen Hoca mesela İstanbul'a böyle bir şey kurmuşlar. Evet. Spor fabrikası. Yani orada günün yani sabah 8'den başlayıp akşam belki de 8-10'dan. Gökmen yanına. Selam olsun sevgili Gökmen'e. Yani devam edecek bir şeyim olmasa. Bizde açık söyleyeyim. Mevcut takımın bile zaman zaman antrenmanında sıkıntı yaşıyorum. Giren bizden önce maç var. Okul giren maçı var, bizden sonra yani. Adam bekler kapıda. Ne saat çıkıyorsun hoca der. Doğru. Yani 5 dakika bile çocuk bireysel çalışsın isterek. Öyle ya, bir olanak yok maalesef. İnşallah bu yıl ben spor şurasında seçici kurul üyesi olarak yer alıyorum şu an. Orada da tesisleşmeye ciddi anlamda önem verilecek. Yani aman inşallah, helikopter almayalım da. Evet o konular da geçtiğimiz yıllarda öyle konular olmuş. Bu yıl daha gerçekçi bir şekilde işte 7-8-9 Kasım. Orada başbakanın çok ciddi irade ortaya koydu. Açıklamaları var. Şurada yapılacak olan çıkacak olan kararların şurada kalmayacağı yönünde. Kesinlikle. O gün, umut ederim ki o şekilde olacak. Inşallah. Geçen haftaki toplantıya katılmıştı Sayın Başbakanımız da. Yani orada bu konuda ben çıkacak tüm sonuçların arkasında dedi hükümet olarak. Bu bizim için önemli. Ama orada yani en önemli konunun da tesisleşme noktası önemli. Çünkü bu ülkenin gerçekten tesislerle sporun daha da çok yaygınlaşması. Bugün Jimnastik Federasyonu'nu görüyorsunuz. Her yerde mükemmel iş yapıyor Hasan Sapsızoğlu. Yok Hasan gerçekten ben de takdir ediyorum ve güzel de işbirliği yaptık onunla. Orada da otizmli, Down sendromlu çocukların yer alacağı faaliyetlerimiz oluyor. İşte yine masa tenisi federasyonuyla yaptığımız bir kol engelli çocuğumuz var. Yani böyle çeşitlendirmeye de çalışıyoruz açıkçası. Aldığım istihbarata göre spor dairesi ve başbakanlık müsteşarlığı Alayköy civarına yer buldu. Oraya bir orada salon var zaten yer. Yani yer var. Oraya salon yapmak için de parayı bulmuşlar ve yapacaklar. Öyle bir durum var. Def Koşa salon şart zaten. Yani bir kesinlikle. Salonda tüm branşlar şu anda o salona artı kurultaydır. Aşuredir. Yani her şey bu salonda. O yüzden biz bile takımla antrenmanları işte şu saat boş, şurada bir saat boş, şurada iki saat boş. O şekilde yapıyoruz. İşte ikinci bir salonu Lefkoşa'ya yapmayı planlıyorlar. Takımda eksiğimiz var mı? Herhalde senin transfer raporuna göre bu transferler evet. Yapıldı. Şuraya da bir transfer yapsak, şu noktada eksiğimiz var ama şurayla tamamlıyoruz falan. Nedir? Var mı eksiğimiz? Yani İlk başlıyor artık ama. Şu anda bir Ömer'imiz eksik. Ömer oldu? Ömer'in sağlık sorunu var. O rotasyon açısından bizim için çok önemliydi Ömer.
Bir Ömer'imiz eksik. O da inşallah kısa zamanda. Tamamen yok mu yani bu sezon? Sanırım ilk 4-5 maçı kaçıracak. İnşallah en kısa zamanda toparlayıp aramıza döner. Kadromuz şu anda iyi ama yani bir tane 4 puanlık iyi bir uzun bir adamımız olsa herhalde şampiyonla oynardık. Ara transfer yok mu? Ara transfer var. İnşallah bakalım bir sonraki ara transferde ya da bir sonraki senede başkan hedefine gösterecek. Ona göre açıkçası, hareket edeceğiz. Yani senin ağzını. Sezon öncesi de yani bir çok ciddi bir transfer çalışmamız olmuştu. Görüşmeler de yaptık ama bir noktada buluşamadık açıkçası. İbrahim'i de transfer etmeye çalıştılar ama başaramadılar. Yani çok arzu etmemize rağmen İbrahim'i bazı transfer etmen için hedefi şampiyonluk koyacaksın. Evet. Ciddi rakamları biraz yükselteceksin. Da İbrahim'i alasın. İnşallah o günlerde gelecek yani İbrahim olabilir. Başka o kalitede şu an zaten bizim muradımız var. Yani Murad'ın yanına bir partner yaratıp o seviyede çok rahatlıkla Türkiye'de ilk üçün içerisine oynayabilecek kapasitesi var bu takımın. Ve ben şununla da övünüyorum yani burada bunu da belirtmek isterim. Türkiye liginde ve Türkiye'deki takımları düşündüğümüzde 64 tane takım var. Bizim de dahil olduğumuz tüm Türkiye tekelik sandalye basket onu düşündüğümüzde tek değişmeyen takımdır bizim takımımız. Yani kurulduğu günden beri evet. Tabii çeşitli takviyeler almıştır, gidenler gelenler olmuştur ama ana çerçevesi, iskelet yapısı değişmeyen tek takımdır. Bugün Galatasaray'a baktığımızda, Beşiktaş'a baktığımızda evet dev bütçeleri var. Profesyonel. Onlar sonradan dahil oldular. Evet, sonradan dahil oldular ve her yılda X takımdan hemen Y takımdan en iyi oyuncuları alabilecek güçleri var. Yani biz bir de tamamen demiyorum amatör şeyimiz değil ama bizler de sağ olsun işte vakıfların verdiği katkı ve desteklerle onlar kadar olmasa da yani profesyonel olarak amatör ruhla profesyonele karşı oynuyorsun. Yani bugün baktığında işte Fenerbahçe ve Galatasaray'ları yani çok gözümüze büyütmüyorum ama adamlar işte nokta şu adam istiyorum onu alıyor. Bizim işte hem ada oluşumuzun bir dezavantajı var. Yani buraya gelip adam çünkü burada yaşamak zorunda. Ama Türkiye'de bir X ilden Y ile rahatlıkla gidip gelebiliyor. Yani antrenmanına katılıyor işte maçına gidiyor. Buraya geldiğinde burada yaşamak zorunda. Böyle de bir handikapımız var. Dolayısıyla işte üçüncü ülkelere yönelmek zorunda kaldık biz. Bu nerede noktada kalıyor İranlılar? Yani federasyona bir düzenleme yaptık orada barınabilecekleri. Ve güzel de oldu. Orada barındırıyoruz arkadaşları. İnşallah sporcu eğitim merkezi. Sporcu eğitim merkezi çok kötü durum. Tam onu soruyordu. Evet. Nedir durum orada diye. Orası yani orası da bir kısım tadilatı yapıldı. Sanırım önümüzdeki yıl bitirilmeyi hedefleniyor. Bir kısmı da yeni yılın bütçesiyle tamamlanacak diye. Orası da yani bizim için iyi bir olanaktı açıkçası. Hem tesislere yakın olması bağlamda hem erişilebilir olması işte asansörün antrenman falan. Antrenman salonu ne durumda hocam? Evet. Orada çalışıyor musunuz? Zaman zaman artık Atatürk'le yer bulamadığımızda orada da gidip çalışıyoruz ama oradaki parke felaket çok durumda. Çok verimli değil maalesef. Yok mu aslında parkesi düzeltildi oranın? Düzeltildi yani de hala boşluklar var yer yer. Var, tabii ama doğru. Şeye göre eskiye göre, daha iyi yani. Eskiye göre çok iyi ama yer yer boşluklar var. Evet. İnşallah düzelecek onlar da. İnşallah temennimiz o. Artık son 3-4 dakikaya girdik. Sevgili başkan seninle başlayalım. Bu defa hocayla bitirelim. Neler söylemek istedin? Tonguç bu arada sorun var mı? Yok. Yani dediğimiz çok gibi. Çok mülayimdir Tonguç bu akşam. Vallahi şaşırttı beni. Konunun başında da konuyu bildiğim için. Programın başında da belirttiğimiz gibi yani bu yılki hedefimiz ilk 8'in içerisine girip yani playofflarda yer almak ve bu çıtayı daha da yükseltmek. Yine Avrupa'daki hedefimiz de oradaki gruplardan finallere gitmek doğrultusunda. Bu noktada da yaptığımız işte transferler ve çalışmalarımız bunun olabileceği yönünde bütün yani gördüğümüz. Tabii herhangi bir somut bir maç yapmadık ama yani şu an antrenmanlardan da ve yılların tecrübesiyle bunu görebiliyoruz.
hem yeni arkadaşlarımızı da dahil ederek bu işi daha da ileriye taşımayı, sizlerin de bu noktadaki eleştirilerinizi kendimize olumlu kabul edip, gerek altyapımız gerek de işte bu basın yönündeki eksikliğimizi düzeltip daha da büyütme hedefindeyiz. Bu sene daha çok konuşacağız programlarımızda. Biz de vakıflar takımını, Tekirdağ Sandalye Basketbol takımını daha çok sizleri gerek telefon yiyen gerekse konuk olarak almaya çalışacağız buraya. Başarıları hep birlikte yaşayalım. Birlikten güç doğar. Sevgili başkan var mı kadroda bu sene? Bu sene çok kafa karıştırıyor başkan. Bilmiyorum artık. Her sene diyorum artık oynamayacaksın yeter. Ama bu sene biraz kafa karıştırıyor. Kadroda nereye nasıl oynatacağım diye düşünüyorum. Daha yaşlanmadı yani. İki sayı atar ya. Daha şimdi şöyle bir, özelliği var başkanın. Yanımda diye söylemem. takım içerisinde böyle birazcık savunmada sıkıntı yaşadığımız dönem. Başkanlarım hazırlanın hadi gir bir toparla şeyi, savunmayı. Orada sayı atması önemli değil ama bir girip orada savunmayı toparlaması, enerji yakın katması. Yakın arka arkaya 3 faul yapar tamamdır ondan sonra iyiydi. Orada bir enerji katması tamamen takımı toparlıyor orada. Kadroda yanında olması bile önemli kesinlikle, bir avantaj. Kesinlikle. Gerçekten yani, yılların tecrübe. Evet. Yani orada rekabet yaratmadan yani ama yerde verildiğinde biraz katkıda koyma bağlamında. Yoksa şu an genç gerçekten dinamik güzel oyuncularımız var. Onların yılı artık. Evet hocam, son sözlerini alayım. Öncelikle bize sesimizi duyurmamıza sağladığınız olanaktan dolayı, bizi buraya davet ettiğinizden dolayı çok teşekkür ederim. İnşallah hepimiz için güzel bir yıl olur. Kazasız belasız, başarılı bir yol olur. Daha burada daha çok programlar yaparız hep beraber. İnşallah yapacağız, yine birlikte olacağız. İlk maç 28 Ekim, Pendik, Kurtköy, İstanbul. Evet. Saat 13'te. Dört gözle bu maçın galibiyetle notlanıp o haberi almak istiyoruz İnşallah. Sizlerden. İnşallah. Türkiye, burada da bir ilave ekleyeyim Tahir'ciğim. Türkiye 100 yılının işte 100. yılı rahmetli Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını da burada rahmet minnetle anıyoruz. Onların işte kurmuş olduğu bu cumhuriyetin sayesinde bizler de işte hür ve demokratik ortamda işte bu sporu yapıp hem ülkemizi temsil edebilme hem engelli bireye fırsat verildiğinde işte nelerin yapılabildiğini gösterme anlamında nice yüzyılları diyorum. Temennimiz Türkiye. O. Ağzına sağlık yüzyıllar. Sevgili başkan. Çok teşekkür ediyorum. Hayatlarınıza sağlık. İlerleyen süreçte yine birlikte olacağız. Evet değerli basketbol severler, Potanın Nabzı bu akşam da sona erdi. Vakıflar Tekirdağ Sandalye Basketbol takımımızın maçları cumartesi gün başlıyor. Yarın yolculukları var onlara. İyi yolculuklar diliyoruz. İnşallah güzel sonuçlarla ülkemize geri dönecekler. Ve 4 Kasım'da da Beşiktaş'ı ağırlıyoruz Kıbrıs'ta. KKTC'de Atatürk Spor Salonu'nda o maça da tüm basketbol severleri bekliyoruz. Önümüzdeki hafta yine bu duyuruyu hatırlatacağım, hemen belirteyim. Önümüzdeki hafta yine Perşembe akşamı sizlerle birlikte olmak ümidiyle mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.